Peki Kadir Doğulu. Evet. Yani dün gerçekten ben kendisini tanımakta da zorlandım. Çünkü ben Kadir'i ilk kariyerine başladığı dizide birlikte oynamıştık. Hı hı. Küçük Sırlar'da. Yıl 2009-2010. O zaman herhalde şortlu bir çocuktu. Yani tabii ki. Büyünüyor Ebru. Geçen zamanlar büyümek insan... Büyümek de başka bir şey. Kısacık saçlı falandı. Şimdi saçları uzamış. O en son resimlerde falan. Sidri vardı ya orada, oynarlardı ya. Orada evet, aynen öyle. Uzun zamandır da herhalde bu kadar dikkatli bakmamışım. Yani bir de kondurmak da istemedim belki de o görüntülerdeki kişiyi. Ama gel gör ki. Buyurun siz açıklayın. Yani kondurmak şöyle. Aslında eşinin de ifadeleri eğer şayet doğru ise ve iddia edildiği gibi ise hani kimseye de bir laf düşmez. Ama söyleyelim peki. Kadir Doğulu'dan ilk açıklama geldi. Diyor ki olaylı yakınlaşma sonrası ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen. Ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum. Yani Kadir Doğulu o sırada mekanda bangır bangır müzik çalınıyor. Bir şekilde işte kakara kikire her neyse. Alaçatı'dan, bu Çeşme'den bahsediyoruz bu arada. Bir arkadaşımız Kadir Doğulu'ya yakınlaşmaya çalışmış ama yakınlaşamayınca da bunu hırs yapmış. Kadir Doğulu çekmiş. Başka bir insana yakınlaşınca ya da diğer insan Kadir Doğulu'ya yakınlaşınca bir fotoğraf karesi ya da video çekeyim demiş. Şimdi diyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu görüntüdeki iki insan yerine sen de beni koy. Hı hı. Tamam mı? Benden 5 dakika önce işte bir hanımefendi gelmiş seninle tanışmak istemiş falan. Sen de pek ilgilenmemişsin vesaire. Orada biz de seninle bir şey konuşuyoruz. Şimdi iki arkadaşın, kız kardeşinin, yeğeninin konuşabileceği bir pozisyon mu bu? Normal şartlarda, gürültülü bir ortamda. Gürültü ortamda ne dedin, böyle Murat konuşursun hani, zaten, illa konuşursun. Konuşabilirsin. Yani aslında her yere yönlendirilebilir bu konu. Ama bir tanıdık değil anladığım kadarıyla ya da kuzen vesaire değil. Ve de şöyle bir şey, sen Kadir Doğulu gibi bir figür isen, yani bilinen bir figürsen, yakınlaşmanı ayar çekmen gerekir. Doğru. Ama Kadir Doğulu'nun bu hikayesi, daha doğrusu bu söylediği, yani benimle yakınlaşmak istedi ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum kişi demiş. Kişi değil, kadıncağız. Bir dakika, şimdi burayı anlatmam lazım. Yok, madem kişi diyor da o yüzden dedim. Oraya gel, ha, kişi mi demiş orada, ama şöyle diyor bak. Hayır, o gün o kadıncağızdı diye devam ediyor, buyurun. O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Hı hı. Benimle konuşmak isteyen herkese sohbet ederim. Bir müşkülü varsa dinlerim, yardımcı olmaya çalışırım. Bunun yerinin ve zamanında bir önemi yok. Müşkül pesant değil demek. Ne dersin? Vallahi işte zaten bir müşkül ifadesini orada duyunca aklıma hemen keşkül geldi bir taraftan da. Çünkü keşkülü fukara diye bir şey vardır tasavvufta özellikle. Bu genel olarak dervişlerin yanında taşıdıkları bir kaptır. Kuru yemeklerini oradan yerler. Keşkül. Bir de Tosun Paşa'yı hatırla. Güzelmiş. Kemal Sunal. Şurada vardı ya, Leyla sev beni sokma müşküle, gel beraber bir kaşık atalım keşküle gibi inanılmaz bir cümle vardır. Akla onlar da geliyor bir taraftan ama valla şimdi o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum, sanırsın Alaçatı'nın muhtarı Kadir Doğulu. Benimle konuşmak isteyen herkese sohbet ederim. Tamam, o doğru. Kadıncağızı mı sen bir şeyler söylüyorsun? Kadıncağız ne demek ya? Yani kadıncağız yani ne demek? Kadir gerçekten yani bir kadını nereye koyuyorsun, kadını nasıl görüyorsun, kadıncağız ne demek? Yani onu, o kadını küçülttüğün nokta nereye varıyor? Ben bunu merak ediyorum açıkçası. Müşkülü varsa dinlerim, tamam, ben herkese sohbet edip derdine derman. Ya burada müşkül herhalde hani hanımefendinin çektiği güçlüklerden, zorluklardan bahsediyor. Müşkül deyince, tabii, daha doğrusu müşkül deyince hadise bu. Ama ben var. Yani benim çok kullandığımız bir kelimeler değil. Müşkül pesanti çok severim ama evet, müşkülü aynen çok kullanmadım. Demek ki yani şöyle bir şey. Yani mesela, yerinin ve zamanın bir önemi yok. Belki orada bir dert çözüyorum diyor. İyi de yani dert çözülecek yer mi? Bu gecenin saat 11'inde 12'sinde hanımefendi oraya gelmiş ve 80 kişinin müşkülüne çare olmuş da o hanımefendinin müşkülü söz konusu olunca bu kadar orada mı durmuş diye de insan merak ediyor. Demek ki yani bilmem. Güldük. Sen demiştin ya çok da anlamıyoruz uzaktan vesaire diye, bak açık evet, ve net ortada biraz net da. Demek ki bol miktarda fotoğraf karesi ve video karesi de söz konusu. Yani şöyle bir şey, yani biz bu konu üzerinde, daha doğrusu arkadaşlar ya da sosyal medya bu konu üzerinde niye bu kadar durdu? Yani alt tarafı yüksek volümlü ya da sesli bir ortamda şöyle yakında dinlenebilir. Ama Kadir Doğulu beyefendi yani her fırsatta aşkını o kadar yüksek perdeden bağırıp o kadar çağırınca, yani süslü cümlelerle aşık olduğunu ifade edince ve ben ya da evet yanında mesela da otomatikman başka eski, bir kadın görünce eski soruyorsun. Yarimi, eski kız arkadaşlarımı aldattım ama ben aslında onları aldatmadım. Ben aslında kendimi aldatmışım diye de
birdenbire kendisini bu şekilde parlatınca dostum doktor bu ne diyorsun? Hadise oradan kaynaklanıyor. Yani böyle yüksek perdeden aşkını ifade et. Ondan sonra başka bir yerde de böylesi sarmaş dolaş hareketler. Vay arkadaş ya. Peki biz yani gördüğümüz hakkında böyle konuşuyoruz ama onlar kendi işlerinde, kendi iş dinamiklerini iyi biliyorlar diyelim. Eşi ne demiş bu duruma? Neslihan Atakil yani ne demiş? Yani dediği iddia edildi için diyelim de şimdi ben öyle bir şey demedim denmesin. İddia bunlar. Görüntüler için de demiş ki yakın çevresi eşi Kadir Doğulu'nun görüntüleri için yakın çevresine demiş ki gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma dediği iddia. İddia ediliyor. Yani buradan artık ne denir? Kol kırılır. Yani içinde kalır durumu mu? Ya da sen bir eve gel ben senin hesabını görürüm durumu mu? Yani bilmiyoruz yani. Belki de dediğin gibi ortalıkta fazla laf söylenmesin etmesin. Biz kendi aramızda bu durumu hallederiz. Evet. Diye gürültülü olabilir. Bir ortamda yapılan normal bir konuşma demiş. İddia ediliyor bir şey demem. Evet. Yani normal addedebilir misin? Ya tabii ki sonuçta ortamda bir sürü insan var. Yani sadece erkeklerin ya da sadece kadınların olduğu bir durum da değil. Gelen herkes iki tane fotoğraf çektirmek. Mesela fotoğraf çektirme işi de var biliyorsun bir taraftan Murat. Yanına gelip fotoğraf çekelim. Ben tanımıyorum ki. Ama herkese fotoğraf çektiriyoruz. Sonuç itibariyle sen bir bakıyorsun biriyle gayet böyle. Hani bir de gülersin şöyle falan yaparsın. Fotoğraf çekilme durumu bu istek dışı bir fotoğraf çekmek. Fotoğrafların oluyor bu isteyen dışı. Hani o ama Alaçatı'nın muhtarı olduğuna göre Kadir Doğulu 80 kişinin o gün müşkülünü dinlediyse herhalde devam etmiş. Bayağı yorucu olmuştur ya. Evet. Neyse canım yani inşallah kötü şeyler çıkmaz. Bir yani bir sinir krizi geçti mi geçmedi mi ya da sonrasında nasıl bir konuşma geçti aralarında bilemeyiz vesaire. Dediğin gibi bir kuzensel bir durum da olabilir. Teyze oğlu, amca oğlu, amca kızı vesaire gibilerinden. Arkadaş. Ama işte dediğimiz gibi yani her fırsatta aşkını böyle bağır, çağır, yüksek perdeden anlat, ifade et. Hatta divan edebiyatından mefaülün, faülün, failatün üzerinden konuş vesaire vesaire. Daha sonra işte böyle cümleler, kelimeler de olunca, daha doğrusu böyle görüntüler olunca insan ve sosyal medya çok konuşabiliyor. Çok da normal yani. Peki bir de bu görüntülerden sonra yanında olduğu iddia edilen bir isim daha var. Daha önce beraber olduğu bir isim. Şu hanımefendi Sezer Çakır. O da bir açıklamada bulunmuş. Bak diyor ki sosyal medyada birkaç gündür hakkımda ortaya atılan iddiaları çok ciddiye almamakla birlikte ailemin ve yakın dostlarımın gerçekleri bildikleri bu duruma sessiz kalmamın daha da büyütüleceğini söyleyerek gerek Kadir'e gerek ailesine ve kendi aileme olan saygımdan dolayı yapma ihtiyacı hissetmeyen durduk yerde İsmine karışmış bir insandan bahsediyoruz. Ben bir magazin figürü değilim. Bu sebepten de böyle bir haberin içinde yer almak son derece rahatsız edici. Kadir benim çok sevdiğim bir dostumdur. Diğer etrafındaki tüm dostlarım gibi. Bu çıkan haber tamamen kötü niyetle yapılmış bir senaryodan ibarettir. Oo. Peki. Nerelere gitmiş iş? Ayrıca hayatım boyunca kimsenin ikinci eşi ya da hayatındaki alternatifleri arasında yer alan bir kadın olmadım. Bu sebepten imam nikahıyla yapılan haberler, ilgili yapılan haberler trajikomik bir hikayeden öteye gitmemektedir. Bir de öyle bir iddia vardı ki bizim hani dilimiz bile el vermedi bunu söylemeye. Acaba Kadir Doğulu'nun bir ikinci eşi mi var? İmam nikahlı olduğu gibi bir durum geçmişti. Ama işte gayet net söyleniyor ki öyle bir şey olmadığı, söz konusu dahi olmadığı. Bundan sonra hakkında yapılacak tüm yalan haber ve yanlış beyanlar avukatım takibinde adli süreç. Haklısın. Beni tanıyan gazeteci arkadaşların gösterdiği hassasiyete de ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgi selam. Selam. Hadi bakalım hep beraber göreceğiz ama bu mevzuları konuşacağız gibi geliyor. Evet. Daha da evet sevgili Kadir Doğulu.